Tekrar hoş geldiniz. Şimdi Ülker CMO'su Aslı Özen Turhan bizlerle. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Sözü size bırakıyoruz. Hoş bulduk Armoni. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu güzel gün için ve senin dinamik değerli sunumun için. Herkese merhaba demek istiyorum ve sağlıklı günler diliyorum her şeyden önce. Bugün burada çok sayıda güçlü ve başarılı kadınla aynı platformu paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. İsmim Aslı Özen Turhan. Ülker CMO'suyum. Yani üst düzey pazarlama yöneticisiyim. Yaklaşık 17 yıldır Ülker bünyesinde çalışıyorum. Pazarlamada farklı seviyelerde görevler aldım. Bugün itibariyle de CMO'luk görevini yürütüyorum. Öncelikle size biraz Ülker'den ve Pilates'ten bahsetmek istiyorum. Şimdi küçük bir sunumumla başlayacağım. Bugün keyifli bir yarım saat hazırlamaya çalıştım sizin için. Biraz tecrübelerimden, kariyerimden belki paylaşmak istediğim tavsiyelerimden bahsetmeye çalışacağım. Umut ediyorum ki sizin için de ilham verici bir yarım saat olur. Sunuma geçiyorum. Ülker, bildiğiniz gibi 1944 yılında Sabri Ülker Bey'in Eminönü'nde Nohut Çağı'nda ilk Kötü Bör Bisküvi üretmesiyle birlikte kuruluyor. Ve o günden bu yana Türkiye'de güçlü markalarıyla atıştırmalık sektörünün önde gelen firması oluyor. 2007 yılında Ülker bir global çikolata üreticisi olan Godiva'yı satın aldı. 2014 yılında da İngiltere'nin bir numaralı bisküvi üreticisi olan United Biscuits şirketini ve Amerika'da da büyük bir atıştırmalık firması olan Demez kendi kampanyayı satın aldı. 2016 yılında da Yıldız Holding'in atıştırmalık işlerinin tamamı Pledis şirketi çatısı altında toplanmış oldu. Pledis tamamen %100 Yıldız Holding'in sahibi olduğu bir şirket. En önemli 3 markası Ülker, Godiva ve McVitie's markaları. Biz Türkiye'de bu 3 markayla da yer alıyoruz. Bilinen adıyla Ülker, Türkiye'nin bugün sadece atıştırmalık sektörünün değil, FMCG sektörünün yani hızlı tüketim ürünleri sektörünün önde gelen lider markası konumunda. Sorularda da vardı, Pledis'i nasıl tanımlarsınız bir kelimeyle diye. Aslında şöyle tanımlıyorum, tüketicilerin zihninde ve kalbinde yer etmiş çok sayıda ikonik markanın çatısı altında toplandığı bir kurum Pledis. Ve en büyük amacı da ya da İngilizce tabiriyle purpose'ı da her lokmada mutluluk vaat etmek. Sizin de burada gördüğünüz markalara eminim çocukluğunuzdan bu yana belki severek tükettiğiniz ürünler, işlerinden en az bir tanesinin de favoriniz olduğuna eminim. Böylesine tüketicilere yakın, böylesine gönül bağıyla bağlanılan markaları yönetiyor olmakta, onların yönetiminde söz sahibi olmakta benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Peki benim hikayem nasıl başladı dersek? Ben 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. İşçi bir baba ve ev hanımı bir annenin büyük kızı olarak dünyaya geldim. Ve 3 yaşına geldiğimde aynı zamanda memleketimiz olan Çanakkale'ye taşındı ailem. Çocukluğumda babam denizciydi. O nedenle de çok uzun süre evden uzak kalırdı işe gittiğinde. Yani 6 ay, 8 ay gibi göreve giderdi. Biz de annemle ve kız kardeşimle, bir kız kardeşim var. Onunla beraber aslında üçümüz bir nevi güçlü kadınların olduğu bir ortamda büyüdüğüm bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Bu dönemde işte anneannem veya büyük akrabalarımız bazen bizimle beraber olurdu. Güçlü olmayı, ayakta olmayı, mücadele etmeyi o dönemde aslında hayatımın bir parçası haline getirdiğimi söyleyebilirim. Annem de o anlamda benim hayatımdaki rol modellerimden biriydi. O zaman o günün dünyasında küçük bir ilde İki kızıyla beraber her türlü zorluğa karşı koyarak tek başına ayakta durmaya çalışarak hem ev işlerini hem bizim eğitimimizi destekleyip bizim bugünlere gelmemizde çok büyük destek olan çok güçlü bir kadındı annem. Benim de hayatımdaki rol model olduğunu söyleyebilirim. Annem de babam da bizim okumamıza çok destek veren, çok önem veren insanlar oldular hep.
O yüzden de bizi bütün çocukluğumuz boyunca hep okumaya, iyi yerlere gelmeye teşvik ettiler. Benim de çocukluğumdan hatırladığım şey, belki hani çocukken böyle net bir hedefim yoktu ama ev sahibimizin bize verdiği eski muhasebe defterlerinin kenarlarına imza attığımı hatırlıyorum. O zaman müdür olacağım diyordum. Müdür olmanın da ne olduğunu bilmeyerek. Bugün önüme birçok imza dosyası geldiğinde bazen bunu hatırlıyorum. Aslında diyorum çok da özenilecek bir şey değilmiş. Sonrasında fen ve matematik derslerine olan ilgimin de bir etkisiyle Çanakkale Fen Lisesi'ne başladım. Lise eğitimimi Çanakkale Fen Lisesi'nde devam ettim. Bizim zamanımızda fen liseleri zorunlu yatılıydı. Ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerle beraber eğitim görme fırsatı oldu. Bu anlamda benim için tam olarak kendi ayakları üzerinde durma dönemiydi aslında. 14-15 yaş gibi aslında çok küçük yaşlarda ailenizden koparak yatakhanede işte her türlü sorununuzla kendiniz uğraşarak işte yeri geldiğinde çamaşırınızı yıkarak yeri geldiğinde bir takım sorunlara kendi başınıza çözüm bulmaya çalışarak ama hayatınızın da belki en değerli arkadaşlıklarını, en değerli anılarını topladığım yıllar olarak tanımlayabilirim. Yine bu yıllarda benim sonraki iş hayatımda da, kendi özel hayatımda da benim için özellikle sorumluluk sahibi olma ve sorunlara çözüm bulma anlamında çok güçlendiğimi söyleyebileceğim yıllardı. İyi ki diyorum o zaman ailem böyle bir büyük cesur bir karar verip benim yatılı okulda okumama izin vermiş. Ve yatakhanede de birçok kız arkadaşımla beraber kalıyorduk tabii. Yani kızlar yatakhanesinde. Ben kadınların birbirine olan dayanışmasına kız kardeşlik müessesesi diyorum. Hani o kız kardeşlik müessesesini de ilk defa gerçekten yaşadığım yer yatılı okul oldu diyebilirim. Bugün de hayatımdaki en değer verdiğim arkadaşlarımı orada tanışmış oldum ilk defa. Sonrasında birincilikle mezun olduktan sonra 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne başladım. Aslında fen lisesi mezunu olmama rağmen, fen matematiği de sevmeme rağmen biliyordum o sosyal konularda da her zaman ilgimi çeken bir şey vardı. Özellikle de yönetime dair bir merakım vardı, insanı anlamaya dair. O yüzden üniversite tercihimi Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden yana kullandım. Üniversite yılları aslında tam anlamıyla kendi yolumu bulma, ileride ne yapmak istediğimi karar verme yılları oldu. Aslında etrafımda bana bu anlamda yol gösterebilecek çok da fazla sayıda insan yoktu. Yani açık söylemek gerekirse kendi kuzenlerimde bile üniversite okumuş benden önce kimse yoktu. Ya da bir şirkette yönetici vasfında çalışan hayatımda tanıdığım kimse yoktu. O yüzden de üniversite hayatını her anlamda en doğru şekilde kullanarak ne gibi fırsatlar önüme çıkabilir? Ben tam olarak neyi seviyorum? Nelerden hoşlanıyorum? Ve ileride eğer hayatıma işte pazarlama alanında devam edersem neler yapabilirim? Neler yapmalıyım? Hangi şirkette çalışmalıyım? Bu soruların cevabını arayarak geçirdim. Dolu dolu kullanmaya çalıştım bu yılları. Özellikle de yaptığım stajların benim hayatımdaki seçimlerim konusunda bana çok önemli yol gösterdiğini söyleyebilirim. O yüzden de özellikle genç arkadaşlara mutlaka bu yılları farklı tecrübeler edinme konusunda, staj yapma konusunda, mümkün olduğunca farklı insanı tanıma, iş hayatındaki insanları tanıma konusunda çok iyi kullanmalarını tavsiye ediyorum. Benim ilk stajım bir ilaç şirketindeydi. Bir ilaç şirketinin pazarlama departmanındaydı. Ve gördüm ki ilaç şirketi benim yetkinliklerime, benim yapmak istediklerime çok uygun bir yer değil. Tam anlamıyla istediğim şekilde pazarlama yapmama da izin vermiyor. Bunun üzerine üniversite yıllarında burs aldığım Sabancı Vakfı aracılığıyla, o zaman Sabancı bünyesinde bulunan global bir hızlı tüketim ürünleri firmasında staj için başvurdum. O başvuru bile aslında benim için başlı başına bir hikaye. Çünkü burs aldığım kurumun o evraklarında bana bir staj imkanı sunulabileceğini, bunun için başvurabileceğimi okumuştum. Bunu bütün kaynakları zorlayarak nasıl başvurabilirim, nereden başvurabilirim kaynaklarını zorlayarak başvurumu gerçekleştirdim ve kabul aldım. Üniversite 3. sınıfın yazında pazarlama departmanında stajıma başladım ve o zaman gerçekten benim istediğim şeyin
hızlı tüketim ürünlerindeki pazarlama fonksiyonu olduğunu anlamış oldum. Tabii ki güçlü ve güçlü yönlerimi bilmem de ve bunların farkında olmamda da bu stajın bana çok büyük bir faydası oldu. Sonrasında aradan bir süre geçtikten sonra son sınıfa başladığımda tekrar beni çalışmaya çağırdılar. Ve pazarlama maceram da bir nevi bu şekilde başlamış oldu. Gene son sınıfta eğitimime devam ederken Ülker'le tanışmam da bu yıllara denk geliyor aslında. Çünkü dersimize o zaman gene çok pazarlama yatırımının önemli olduğu, Ülker'de çok fazla pazarlamanın yatırımının yapıldığı, değişik reklam filmlerinin çekildiği bir dönemdi, gerçekleştiği bir dönemdi. Ve dersimize Ülker'deki pazarlama yöneticileri davet edilmişti. Ve onlar içeride süreçlerin nasıl işlediğini, neleri gerçekleştirdiğini anlatmışlardı. Ve gene burada da aslında güçlü bir kadınla yolum kesişti. O zamanki pazarlama direktörü olan Şebnem Hanım sunumda beni çok etkilemişti. Ve Ülker aklımın bir yerinde kalmıştı. Yine bir proje göreviyle Ülker'de bu defa da başka bir üst düzey yöneticiyle beraber bir proje için görüşmeye gitme şansım oldu. Ama bu görüşme de çok enteresan gerçekleşti. Biz bir kız arkadaşımla beraber proje için daha önce şirkete ulaşmış ama yani doğru kişiye de ulaşamamıştık. Sonra bir telefon aldık ve acil işte üst düzey yöneticimiz işte şu sizi bekliyor dediler. Biz iki kız Topkapı'daki fabrikaya gittik ve aslında sorumluluğu çok yüksek olan, çok büyük işlere bakan o kişi bize o gün o kadar yakın, o kadar sıcak davrandı. Projemizde o kadar yardımcı oldu. Hatta bize kendi gelişimimiz anlamında tavsiyelerde bulundu ki ben şunu fark ettim. Bu şirketin değerleriyle benim kişisel değerlerim aslında çok yakın şekilde birbiriyle çakışıyor. İlk olarak pazarlamadaki fırsatlardan da, ülkerdeki fırsatlardan da orada haberdar olmuş oldum. Bu noktada sizlere ilk tavsiyem belki de hani iş hayatının, kariyer hayatının başında olan arkadaşlarıma en önemli tavsiyem güçlü ve zayıf yönlerinizi ve değerlerinizi çok yakından tanımanız. Artık pozitif psikoloji çok da zayıf yönlerle ilgilenmiyor. Ama güçlü yönlerinizin farkında olur ve bunları sizi nerelere taşıyabileceği konusunda gerekli odaklanmayı sağlayabilirseniz hem sevdiğiniz hem başarılı olacağınız hem de başkalarına ilham olacağınız bir iş sahibi, bir gelecek sahibi olabilirsiniz. İnternette bununla ilgili çok sayıda farklı test var. StrengthsFinder adıyla veya farklı isimlerle. O yüzden size ilk tavsiyem mutlaka güçlü yönlerinizi iyi anlamanız, bunlarda nasıl farklılaşacağınızı fark etmeniz ve bunların üzerine odaklanmanız. Aynı bir marka gibi düşünebilirsiniz aslında. Biz pazarlamada markalarımızı da bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Her markanın belli özellikleri var. İnandırıcılık sebepleri var. Ve tüm diğer markalardan onları ayrıştıran özellikleri var. Sizin güçlü yönlerinizde sizi diğer bütün kişilerden ayrıştıracak olan, farklılaştıracak olan ve yaptığınız işi daha başarılı şekilde yapmanıza imkan sağlayacak olan şeyler. Mesela öğrenmek benim güçlü yönlerimden bir tanesi. Yani her konuda öğrenmeye çok meraklıyım. Yeni şeyler keşfetmeye çok meraklıyım. Yenilikçilik tarafım güçlü ve bundan çok büyük keyif alıyorum. Yine üniversite yıllarında psikolojiye de ayrı bir merakım vardı. Özellikle sosyal psikolojiye, kendi derslerimin dışında bu konuda da çok fazla ders aldım. Bu da yaptığım iş için çok önemli faktörlerden bir tanesi. Çünkü pazarlamada tüketiciyi anlamak, onun ihtiyaçlarını saptamak aslında başarılı pazarlama kampanyalarının birinci ön şartı. Tüm bu güçlü yönlerimi de üst üste koyduğumda bu Ülker'deki pazarlama rolünün aslında benim için ne kadar önemli olduğunu gördüm ve 2004 yılında Ülker'de çalışmaya başladım. Değerlerden bahsetmiştim az önce. Değerler de sizin hayatta özellikle yapacağınız işte ama her anlamda sizin öz değeriniz için oldukça önemli unsurlar. Ne demek istiyorum? Yani örneğin siz işte rahatlığa önem veren, işte huzura önem veren bir kişiyseniz sizin çok rekabete odaklı bir şirkette mutlu olmanız düşünülemez. Ya da aileniz sizin için birinci değerse işte ailenizi arka plana atacak bir işte mutlu olamazsınız. O yüzden mutlu olmanız, başarılı olmanız ve katkı sağlamanız için mutlaka her şeyden önce değerlerinizi, güçlü yönlerinizi biliyor olmanız gerekiyor.
Bu işin bence birinci adımı. 2004'te başladıktan sonra çok farklı pazarlama rollerinde görev aldım. Daha çok da çikolata tarafında çalıştım. Çikolatada farklı markaları, Ülker Çikolata Gofret gibi, Albeni gibi farklı markaları yönetme tecrübem oldu. Hem onlara değişik iletişim kampanyaları çektim, hem yeniden konumlandırma çalışmaları yaptık. Özellikle belli kategorilerde, kategorilerin ticari anlamda da güçlenmesi için bazı faaliyetlerde bulunduk. Bunları yaparken yaklaşık 17 yıldır şirketteyim. Buna da hep de bana sorulan sorulardan bir tanesi. Hani kendi jenerasyonuma baktığımda çok uzun yıllardır bu şirkette çalışıyorsun. Hani hiç mi değiştirmeyi düşünmedin diye. Benim bir hedefim vardı. O hedefim konusunda da kafamda çok nettim. Ve o hedefin doğrultusunda ilerleyebildiğimi, kendimi geliştirebildiğimi, yeni şeyler ekleyebildiğimi gördüğümde aslında bu beni motive eden en büyük unsurlardan bir tanesi oldu. Çok sevdiğim bir söz var. Alice Harikalar Diyarı kitabında okumuşsunuzdur siz de belki. Alice ormanda gezerken bir tavşan görüyor. Tavşana hangi yolda, iki tane yol var, hangi yoldan gideyim diye soruyor. Tavşan da diyor ki nereye gideceksin? O da bilmiyorum diyor. Nereye gideceğini bilmiyorsan o zaman hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok diyor. Bu aslında çok büyük bir hayat felsefesini de temsil ediyor. Hepimizin ileriye dönük bir hayali, bir hedefi, bir amacı ve yapmak istedikleri olması gerekiyor. Genelde iş görüşmelerinde hani çok klasiktir, şeyi mutlaka sorarız. İşte 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Çoklukla da işte yönetici olarak görüyorum, müdür olarak görüyorum gibi cevaplar alırız. Belki de bunun üzerine çok fazla düşünmeye, gerçekten anlamlandırmaya, gerçekten derinlemesine hedefler koymaya bazen vaktimiz olmuyor. Ama sizin için ikinci tavsiyem hedeflerinizi çok net belirlemeniz. Yani 5 yıl sonra nerede olmak istiyorsunuz? Ben bunu şöyle yapmayı tercih ediyorum. Hani rahat bir günümde, kafam rahatken, çok da başka şeyler düşünmediğimde, işte çayımı kahvemi alıp sakin boş bir odaya geçip 5 sene sonra veya 10 sene sonra kendimi hayal ediyorum. Ve orada bir ben görüyorum. Ve o beni soruyorum. Nasılsın? Son 5 yılın nasıl geçti? Bu 5 yılda seni hangi özelliklerinle tanıdılar? Şu anda nasıl hissediyorsun? Neredesin? Mutlu musun? Etrafındaki insanlar senden mutlu mu? Yaptığın işten mutlu musun? Bu soruların cevapları aslında 5 yıl, 10 yıl sonraki sizin hedefinizi tanımlamanıza çok büyük yardımcı olacak, çok büyük yol gösterici olacak. Bu egzersizi mutlaka gerçekleştirmenizi ve kendinize net bir yol haritası çizmenizi tavsiye ederim. O netlikte hedefinizi ortaya koyduğunuzda göreceksiniz zaman içerisinde aslında artık adına şans mı dersiniz yoksa hani kader mi dersiniz bilmiyorum ama bazı şeylerin de sizi bulduğunu göreceksiniz. Çünkü aslında beyin de o hedefe kendini kilitlediğinde bütün hareketleriyle de oraya ulaşmak için elinden geleni yapıyor olacak. Tabii bu kadar hedeften bahsederken hayatta bazı sürprizler de olmuyor mu? Oluyor. Ben bu noktada hazır kadınlarla ilgili bir platformdayken belki hani biraz da benim için duygusal ama bana da çok şey öğreten bir şeyi paylaşmak istedim sizlerle. Beatles grubunun üyelerinden John Lennon'un bir şarkısında çok güzel bir sözü var. Duymuşsunuzdur mutlaka. Hayat sen başka planlar yaparken başına gelenlerdir diye. Ben çok böyle yoğun bir şekilde işte bir sürü işte terfilerle, başarılarla ilerlerken 2010 yılına geldiğimde ilk çocuğuma hamile olduğumu öğrendim. İşte çok mutluyum. 29-28 yaşındayım. İşte hayatımın belli bir başarıyı elde etmişim. Hani çocuk sahibi olacağım, çok mutlu olacağım, ailem büyüyecek diye düşünüyorum. Yaklaşık 5 aylık hamileyken ben bir anda çocuğu kaybettim. Karnımda bir komplikasyondan dolayı bebeği kaybettim. Çok üzüldüm tabii. Çok büyük bir yıkıma uğradım. Ve o güne kadar böyle büyük işte de işte hayatımda da böyle başarılarla bir yere gelmiş bir insan olarak çok büyük bir çöküntü yaşadım. Doktorumun bana söylediği hiç unutmadığım bir şey vardı. Dedi ki Aslı iş insanları olarak siz her şeyi maalesef özellikle kadınlar çok plan proje gibi görüyorsunuz. Halbuki dedi bu hayat. Yani hayatta her şey projelendirdiğiniz ve planladığınız gibi olmayabilir.
bu 9 aylık bir proje değil. Bu hayatın sana bir sınavıydı veya bir işte sunduğu bir şeydi. Olmadı ama bundan sonra bu bir şey anlamına da bir anlama da gelmiyor. Sadece bu defteri kapat, hayatına devam et ve hani bir şeye bu kadar da programlanma. Bu hem özel hayatımda hem de kariyer hayatımda benim için önemli büyük derslerden bir tanesi oldu. Çok şükür sonra iki tane kız evlat sahibi oldum. Ve hayatımda belki daha başka, daha güzel kapılar açıldı. Bazen başarıyı kovalarken iş hayatında da böyle şeyler gelebiliyor başımıza. Yani biz her şeyi doğru yapsak da, çok çalışsak da, çabalasak da sonuca ulaşamayabiliyoruz. Önemli olan böyle anlarda o yapamamazlığın veya başarısızlığın peşinde üzülmek, işte kendini hırpalamak değil, onun bize hangi kapıları açtığını, hangi yolları gösterdiğini keşfetmeye çalışmak. Çünkü yaşadığımız her şey başarı ya da başarısızlık. Bizim için başka kapıları açan ve bize başka yollar gösteren, belki hayatta almamız gereken bazı dersleri gösteren olaylar. Ve bence önemli olan başarı ya da başarısızlık değil, ama onunla karşılaştırdığınızda ne kadar hızlı şekilde toparlanıp hayatınıza devam edebildiğiniz. Ki kadınlar bence bu konuda çok güçlü. İngilizce'de resilience ya da direnç gösterme olarak tanımladığımız tabir kadınlarda çok daha güçlü. Başına gelebilecek herhangi bir şeye karşı kadınların farklı ABC planlarını hazırlayarak daha hızlı şekilde toparlandıklarını görüyorum ben kendi hayatımda da. Peki bazen böyle şeylerle karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Dedim ya, hani hızla toparlanmalıyız, hızla kendimize başka bir yol aramalıyız. Bu konuda da benim çok sevdiğim bir söz var ya da bir filmde replik var. Kızlarımla, özellikle büyük kızımla, ben Kayıp Balık Nemo filmini izlemeyi çok severdim küçükken. Ve orada bilirsiniz belki, Dory ile Nemo'nun, yani Nemo ailesini bulmaya çalışıyor, annesini. Ve yolda Dory ile karşılaşıyor ama işler kötü gidiyor, bulamıyor. Ve diyor ki, işler kötü gittiğinde ne yapmam gerekiyor diyor. Dory de ona çok basit bir cevap veriyor. Sadece yüzmeye devam et, sadece yüzmeye devam et. Yani işler kötü gitse de kalkıp yapmaya çalıştığımız şeye devam etmek başarının en büyük anahtarı bence. Yine çok sevdiğim bir söz var. Kader gayrete aşıktır diye. Siz gayret gösterdiğiniz zaman, inandığınız zaman, ki bu kadınlarda çok yüksek, başarıya ulaşacağınız konusunda hiçbir şüpheniz olmaması gerektiğini çok açıklıkla söyleyebilirim. Ama diğer yandan da şunu da söylemem lazım. Biz kadınlar başarmak için çok gayret gösteriyoruz ve bu konuda çok dirençliyiz. Ama kendi başarımızı da çoğunlukla başkalarının başarısından daha azmış gibi görüyoruz veya böyle hissediyoruz. Bir araştırma sonucu var. Burada sunumda da yer vermeye çalıştım. Herhangi bir role başvurduğunda erkekler %60 oranında eğer o rolün kriterlerini karşılıyorlarsa başvuruyu gerçekleştiriyorlarmış. Ama kadınlar eğer %100 oranında yazan kriterleri karşılamıyorlarsa başvurmuyorlarmış. Yani bu aslında kendimizi, bakış açımızı gösteren önemli kriterlerden bir tanesi. O yüzden yaptığımızın, değerlerimizin, başarılarımızın farkında olmak bizi bir adım öteye taşıma anlamında en önemli unsurlarından biri. Sheryl Sandberg diye Facebook'un üst düzey yöneticilerinden biri bir kitabında bundan bahsediyor. Her sınıfta bana soru sorulduğunda başarısız olacağımı düşündüm. Her bir yeni rolü aldığımda kesin bu defa başarısız olacağım dedim. Ama baktım ki hayatta neyi başarıyorsam aslında bu benim kendi gayretimin bir sonucu. O yüzden biz kadınların daha ileriye gitmesi için en önemli olması gereken şeylerden bir tanesi de çok güçlü bir şekilde kendinize inanmak ve başaracağımıza inanmak. Çok güçlüyüz, her şeyi başarmaya çalışıyoruz ama bazen de öyle oluyor ki hani üzerimize düşen düşmeyen her şeye biz çözüm bulmaya çalışıyoruz. İşte bahsettim, iki tane kızım oldu. Hayat benim için bir yerden sonra daha karmaşık bir hale geldi. Sorumluluklarım arttı. İş hayatında daha üst seviyelere çıkmaya başladım. Ben ikinci çocuğuma sahip olduğumda, doğum yaptığımda direktör seviyesindeydim. Ve tekrar işe döndüğümde gerçekten iş hayatını, hem çocukları, ev hayatını dengeleme konusunda zorlandığım dönemler oldu bir geçiş dönemlerinde.
bu noktada yardım almanın ne kadar önemli olduğunu hissettim. Bence biz kadınların en önemli eksik noktalarından bir tanesi de yardım alma noktasında, yani el kaldırma, benim burada desteğe ihtiyacım var noktasında daha az kendilerine izin veriyor olmaları. Twitter'da gördüğüm çok beni düşündüren bir söz vardı. Kadınları bu kadar yoran şeyi biliyorum. Her şeyi, dağılan her şeyi toparlama arzusu diyor. Gerçekten bu doğru. Yani evdeki hayatı da, belki geniş ailenizdeki sorunları da, iş yerinde top yere düşmesin diye gelişen herhangi bir problemi de çözme konusunda kadınlar hem çok mahir hem de çok gayretliler. Ama gereken noktada eğer yardım elini kaldırmazsak, o yükü, her şeyi kendimizden beklemek zaman içerisinde bizi çok yoruyor. Bu illa da evli çocuklu kadınlara yönelik bir özellik de değil. Beraber çalıştığım ekiplerde, genç arkadaşlarımda da bunu görüyorum. Ailesinden uzak, ayakta durmaya çalışan, iş hayatına devam eden, İstanbul'da yaşayan arkadaşlarım var. Ve onların da bazen bazı şeyleri kendileri çözme konusunda çok kendilerini zorladığını görüyorum. Size tavsiyem, ne zaman ihtiyacınız olursa el kaldırın, yardım isteyin. Çevrenizdeki herkes, aileniz, yakınlarınız gerektiği zaman size yardım etme konusunda her zaman istekli olacaklar. Lütfen bunu bir zayıflık olarak görmeyin. Ben de kendi özel hayatımda şanslıyım. Hem eşim hem ailem ihtiyaç olduğum her anda bana yardım etmek için çok gayret gösteriyorlar. Bu da benim hayattaki belki de en önemli hediyelerimden bir tanesi. Çok çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Aslında kadın erkek konusunda doğada çok önemli bir denge var. Yani doğadaki dengeyi baz alsak, aslında iş hayatında da veya diğer ortamlarda da, sosyal ortamlarda da çok daha başarılı olabileceğimizi, çok daha değerli ve önemli sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Doğada da biliyorsunuz dişi ve erkek diye iki farklı taraf var ve bunların her birinin kendine ait farklı özellikleri var. İşte erkekler daha güçlü, bazı açılardan daha analitik olabiliyorlar. Ama bir yandan baktığınızda kadınlar duyguları anlama, farklı ekipleri yönetme, kriz anlarında hızlı şekilde çözüm bulma, birden fazla işi aynı anda yönetebilme noktasında çok mahirler. Bir karar alınacağında, bir iş kararı alınacağında kadın ve erkeğin iki farklı açıdan beraberce karar almasının ben gerçekten çok etkili olacağını düşünüyorum. Gerek şirket yönetiminde, gerek yönetim kurullarında eşit karar verme hakkına katılmanın aslında iş sonuçlarına da çok önemli katkısı olduğunu bugün birçok şirketin raporlarında, datalarında, birçok araştırma sonuçlarında da görebiliyoruz. Şöyle bir tehlike olabiliyor bazen. Daha güçlü olmak, daha iyisini başarmak için zaman zaman o güçlü olan duygusal tarafımızı, o kapsayıcı tarafımızı, o belki insanları aynı anda hem sevgimizle hem liderliğimizle kapsama tarafını bir kenara bırakabiliyoruz. Güçlü durmak için tırnak içinde daha erkeksi davranmayı tercih edebiliyoruz. Aslında bence kadının iş hayatındaki esas değeri kendisi gibi davrandığında, bütün o doğasından getirdiği duyguları işin içerisine entegre ettiğinde yarattığı değer çok daha büyük oluyor. O yüzden sizlere tavsiyem, her ne kadar başarmak için gayret gösterseniz ve bunu çok isteseniz de bunları yaparken aynı zamanda o bizim doğamızın getirdiği değerlere de, yani o duygusal zekanıza da, o empati yeteneğinize, bir olaylara farklı yönlerden bakarak karar verme yeteneğinize de her zaman yer vermeniz. Emin olun bu doğal özelliklerinizle bir iş hayatında bir karar vermeye çalıştığınızda çok daha başarılı ve çok daha farklılaşan bir birey olacaksınız. Tabii tüm bunlar olurken bir de yaptığınız işin dışında nelere değer kattığınız sizi aslında hem en iyi hissettiren hem de yaptığınız işe başka anlam katan olaylardan, konulardan bir tanesi olacak. Bu yüzden de ekip yönetimi, beraber çalıştığınız insanlara nasıl değer kattığınız
kattığım benim için mesela en önemli değerlerden bir tanesi. Özellikle iş hayatındaki kadınların kendileri gibi başka kadın liderlere ve kadın çalışanlarına elinden tutması gerektiğini, destek vermesi, değer vermesi gerektiğine inanıyorum. Ben de elimden geldiğince bulunduğum ortamlarda üniversite öğrencilerine, ekibimdeki arkadaşlarıma ya da beraber aynı ortamda çalıştığım arkadaşlarıma mentorluk yapma konusunda gayret gösteriyorum. Literatürde kraliçe arı sendromu diye bir konu var. Bu da daha üst kademelere çıkan kadın liderlerin diğer kadınlara elinden tutmakta güçlük çekmesi gibi tanımlanıyor. Tam tersi, biz kadınlar kariyer basamaklarını tırmandıkça diğer kadınlara daha fazla el vermeli, onları daha fazla desteklemeli, örnek, rol, model ve ilham olmalıyız. O yüzden bugünkü toplantıyı da çok değerli buluyorum. Bugün sizinle bunları paylaşabildiğim için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Yıldız Holding olarak da bizim değer destek olduğumuz hem de üyesi olduğumuz çeşitli kuruluşlar var. Örneğin yönetim kurullarında Kadın Derneği, Türkiye'deki şirketlerin yönetim kurullarında daha fazla kadının yer alması için büyük bir gayret gösteriyor. Hem Yıldız Holding hem de şirketimizin yönetim kurulu başkanı Murat Ülker bizzat bu derneğe çok yakından destek veriyor. Ben de bu derneğin bu seneki mentilerinden bir tanesiyim. Ve benimle beraber bu hayatın bu basamaklarından geçmiş güçlü kadınlarla beraber olmak da bana çok büyük bir keyif veriyor, çok büyük bir öğreti oluyor. Yine üyesi olduğumuz Lead Network'te özellikle perakende sektöründe kadınların güçlenmesi için, kariyerlerinde kendilerini geliştirmesi için destek veren kurumlardan bir tanesi. Böyle çok fazla sayıda kurum var. O yüzden sizlere de öğrenci bile olsanız, belki sizden sonra gelen küçük sınıflara ya da mezun olduğunuzda işe başladığınızda üniversite hayatında olan diğer bütün kadınlara ilham olmanızı, destek olmanızı ve onlara mentorluk yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu hem sizi çok güçlendirecek, hem hayattaki amacınızı güçlendirecek, size değer katacak, hem de kadınların hayatta daha iyi yerlere gelmesi için de sizin de bir çorbada tuzunuz bulunmuş olacak. Benim anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Eğer varsa soruları almak isterim. Süremizin sonuna geldik aslında Aslı Hanım. Yayın sırasında size gelen soruları aslında iletecektik ama siz sunum sırasında bunların birçoğunu cevaplamış oldunuz. O yüzden ekstra bir soru olursa dilerseniz katılımcılar size LinkedIn üzerinden ulaşabilir. Ne tabii dersin? Çok memnun olurum. LinkedIn'den bana ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman. Çok teşekkür tamam. Ediyorum Armani. Çok keyifliydi. Biz teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur katılan herkese. Biz öyle umuyoruz. Bizim için oldukça verimli bir oturum oldu. Bize bugün vakit ayırdığı için Pladis'e ve tabii ki Aslı Özen Turhan'a çok teşekkür ediyoruz. Bugün MeetWow deneyiminizle ilgili paylaşacağınız hikayelerde bizi yani 3ika@tr hesabını etiketlemeyi unutmayın. Yayın boyunca yaptığınız motive edici yorumların yanı sıra bu hikayelerinizi de görmek bizleri çok mutlu ediyor.